Sayın izleyen. Bir saniye videoyu geçmeden önce bir şey konuşmak istiyorum. Bu, bu hal ne ya? Bu ne ya? Böyle yakışmıyor bize. Böyle yakışmıyor. Eline de yapışmıyor. Hemen bir like'ını at. Yorumunu yap. Abi ben buradan dolayı yorum yapıyorum. Abone ol. Tamam mı? Seni çok sevindiririz. Aşırı gerçekçi FPS oyunu ortalığı karıştırdı. Gerçek mi saatte mi? Hocam biz karar veririz Enis hocam. Bu oyunu gördünüz mü siz? Burada gösteriyor büyük ihtimalle. Unrecord. Bunun altına e, tartışma da çıktı. Bu sahte değil. E, oyuncu yaptı ama şöyle. Mesela FMV oyun türü var tamam mı? Kendim mesela filmlerden oyun yapıyorlar ya interaktif bir şekilde. Aynı şekilde olduğunu düşünüyorlar. Adam hani bir gameplay olarak gösterdiği şeylerde hani sen W'ye basınca mı ileriye gidiyor yani mesela buradan ben buraya gidebiliyor muyum yoksa burası scripted bir şey. Bana işte karar vermem gerektiği zaman görüntü yavaşlıyor. Ben orada belli bir süre içinde karar vereceğim ve verdiğim kararı yapacak. Gibi ise şey olmaz. Burada zaten gösterecek de ben bu oyunu gördüm. Ki adam Unreal Engine 5'te yapmış bunu. Bence bunu gerçekçi sağlamasının en büyük sebebi şu fish cam olayı abi. Body cam olayı. Tamam mı? Sanki polis misin gibi gerçekçiliği bayağı arttırmış. Normalde mesela FPS oyunu olsa bu kadar gerçekçi gelmez ama burada hareketli ve görüntüler bulurlaşıyor ya, yani çok gerçekçi yapmaya çalışmış Olabilitesi var Yok değil diyorum ama Büyük ihtimal fmv bu yani e, sen biz bir tane Türk yapımı oynadık ya filmde Seçim yapıyorsun falan İnteraktif bir şey bu Hani böyle gameplay olan bir şey değil anladın mı? Tartışma konusu olan oyun karşınızda. Adı Unrecord ve evet bu bir oyun. İnsanlar ilk gördüğünde bir afallıyor bu gerçek görüntü mü yoksa oyun mu diye ama oynanabilen bir oyun bu. En azından yapan kişi böyle olduğunu iddia ediyor. Tabii böyle bir oyun çıkarak tartışma yaratmaz mı? Yarat ha evet, şimdi bak. Burada mesela şey gibi sanki tartışma... bak koşuşu görüyor musun şey gibi sanki bu bir sahne gibi anladın mı ben bir şey input koymuyorum buraya sürtüşme yaratmaz mı? Yaratır. Hatırlarsanız ben daha önce de bu oyundan bahsetmiştim bir videomda. Çok farklı bir tarzda FPS e ele alması ötürü heyecanlı olduğumu da söylemiştim. Fakat o dönemde oyun bir etki yaratsa da bu kadar geniş çaplı konuşulan bir şeye dönüşmemişti. Oydu videonun aylar sonra oyunumuz yeni bir video inadı ve bu kez de dünya çapında tartışılan bir fenomene döndü. Şimdi 20 milyon. oyunun bir ne olduğunu anlayalım. Unrecord kendisini bir bodycam FPS olarak tanımlıyor. Polislerin taktığı vücut kamerası var işte o kamerasından oynayacağımız bir FPS deneyimi vaat ediyor. Hikaye olarak da bir polis memurunun karşılaştığı kompleks bir davayı çözmesine tanık. Oluyor. Mesela bak dispatch Bak burada seçim yaptı mesela. Bu davada biz oyuncu olarak bazı kararlar vereceğiz. Bu kararlar hem oyuna hem de aksiyona etki edecek. Yani seçimlerimiz önemli. Hikayenin de sürprizlerle dolu olduğu ve pek çok suç ve cinayet romanından ilham alınarak yazıldığı belirtiliyor. Yani hardcore bir hikayeli FPS oyunu var karşımızda. Peki oynanış tarafı nasıl yürüyor? Çatışmalar nasıl olacak? Buradaki sistem yapımcının tarifine göre biraz öl ve tekrar dene üzerine kurulu. Yani anlayacağımız zorlayıcı bir mekanik bize. Evet e, yabancılarda çıkan tartışma birkaç şey gördüm. Hatta Trainwrecks'in yorumunu mu görmüştüm? Kimi e, Twitter'da... Aslında aslında böyle bir oyun yapıyorsan şimdi burada gerçekten adam vuruyor tamam mı? İnsanlar yüzde ellisi zaten ayırt edemiyor bu görüntü gerçek mi değil mi? Mesela ben işten sorumlu e, sorunlu bir arkadaş olsam böyle adam öldürmek nasıl bir duygu falan bilmem ne diye şey yapsam al simülasyonun burada. Anladın mı? Ben merak ediyorum yani ateş edince ne olacak bir insana tamam mı? Böyle manyak psikopat birisiyim. Al simülasyon abi ehliyet almadan önce şeye gidiyorsun ya simülasyonu sokuyorlar seni trafiğe çıkmadan önce benim simülasyonum burada abi burada ateş ederim seri katilmiş böyle falan aslında böyle değil çocuklar ha <laughs> böyleyse soruları olan varsa sorsun üzerine kurulu yani anlayacağım bunu tartışıyorlardı ben ben o kadar da derin düşünmedim Bence bir insanın ya Oyunlara çok yükleniyor. GTA serisini özellikle. GTA'da hani literally şey yapıyorsun da ama insanlar da hani ee, bunun oyun olduğunu hatırlatan görseller varsa bu oyun içinde. Hani burada cam barın bilmem neyim. Bence insanlar gerçeklikten koptuğu için hani şey bunu gerçek algılama yetileri düşüyor beyninin. Mesela VR'da da öyle. VR'da olduğunu belli etmesi gerekiyor sana. Hani sen dış dünyada değilsin gerçek dünyadasın. Mesela böyle bir görüntüde ben koşup insan öldürüyorsam sıkıntı. Ama bir yerde cam barı, işte bir yerde bir şey olduğunu beni oyun olduğunu hatırlatan şeyler varsa bence sıkıntısı yok. Yani buraya psikopatsan da psikopatlığını burada atarsın. Gerçek dünyada bir şey yapmasın gibi geliyor. Yani aslında pozitif bir şey gibi geliyor. Anlatabildim mi? Çok mu feminen konuştum? Elinçtim. Özelden konum atıyorum sana. Zorlayıcı bir mekanik bizi bekliyor. Bir alana girdiğimizde düşmanı öldürmek ya da ölmek an meselesi olacak. Her yaptığımız hatada başa dönmemiz çok olası. Çünkü oyunu tanımlarken hata yer yok diye belirtmişler özellikle. Benim burada kendi tahminim şu. Herhalde bir bölüme girdiğimiz zaman düşmanların nerede olduğunu tam olarak bilemeyeceğiz. Düşmanları School shooter training olmaz ya. Çıkacağı i̇şte ne? mesela o nasıl olmaz? School, school shooter biri var tamam mı? Potansiyel bir çocuk var. Ve bu hırsını bir yerde atmak istiyorsa bu oyun olarak mesela HP barın işte burada stamina'nın işte kaç tane mermi var işte ne bileyim objektif şeyleri bilmem nesi casu cusu osu busu içine de bir iki tane gerçek dışı bir silah bir şey bölüm tasarımı anladın mı bence daha yararlı olur hani o duygularını atar oyunda bilmiyorum çok mu psikopat düşünüyorum yani bir şekilde atması lazım gibi düşünüyorum o duyguları mesela GTA GTA'nın okeyliği nerede biliyor musun GTA Grand Theft Auto Gerçekte yasa dışı bir karakter oynayamıyorsun ya çoğu insanda vahşi olduğu için özünde GTA serisinde böyle çok gerçekçi bir dünya yaratıp sana o yasa dışı Gidip arabayla insan mı ezeceksin İşte polisleri mi bombalayacaksın Onu mu ya hepsini yapabiliyorsun GTA o yüzden mesela benim gibi e, Örnek veriyorum Psikopat adamlara böyle bir Kan sağlıyor anladın mı sen o duyguları tatmin edebiliyorsun orada Gidip dış dünyada böyle şeyler yapmana gerek kalmıyor ben öyle düşünüyorum. anlamaya çalışacağız. Bir düşmanla karşılaşacağız, öleceğiz ama nerede olduğunu öğrenmiş olacağız. Bir sonraki geldiğimizde o düşmanın nereden çıkacağını bildiğimiz için daha hazırlıklı olacağız. Ona göre taktiğimizi geliştireceğiz. Bir nevi Souls mantığı gibi işte. Ya bu taktiksel durum yanında doğru nişan alabilmek de oldukça önemli çünkü öyle nişangah görebildiğim bir oynanış yok burada. Yapımcılar oyun için orijinal bir nişan sistemi geliştirdiklerini söylüyorlar. Ellerin serbest olduğu nişan almanın daha hassas ama gerçekçi şekilde olacağı bir sistem var burada. Zaten video izlerken size de çağrışma yapmıştır. Tam bir sanal gerçeklik oyunu gibi duruyor değil mi? Sanki kaskı takıp ellerinle karakterin hareketlerine yön verdiğin bir oyun gibi. Ama öyle değil. Bu oyun klavye ve mouse ile oynanıyor. Zaten bu da bizi tartışma noktasına getiriyor. Bu oyun gerçek mi? Oyun videosu çıktığından beri interneti ikiye bölen soru tam olarak bu. İnsanların bir kısmı bunun gerçek olamayacağını, diğer kısmı ise gerçek olmasının çok olası olduğunu savunuyor. Şimdi buradaki problem benim için oyunun grafikleri falan değil. Bu grafikleri yapmak günümüzde çok da imkansız bir şey değil. Kaldı ki Unrecord öyle açık dünya bir oyunda olmayacak. Dar binalarda, dar koridorlarda, kısıtlı alanda takılacağımız bir... Yapı. Unreal yani, Engine 5'in nimetleri ya. Eda'cığım hoş geldin. ...fazlaca olası. Unreal Engine 5 ile yapılan teknoloji demolarını bugüne kadar çokça gördük. Bir de bodycam efektini falan koyunca grafikler ekstra bir gerçekçi durmaya başlıyor inşallah. O yüzden sadece grafiklerine bakıp ya bu oyun sahte olabilir mi diye düşünmek yersiz geliyor bana. Fakat oyunun bana sahte olabileceğini düşündüren diğer tarafı... Oynanış. Var oynanış kısmı. Oynanış kısmı herkesin düşündüğü gibi... Ya Valorant'taki oynanış değil bu anladın mı? Karakter kendi hareket ediyormuş gibi. Yani sen hareket etmiyormuşsun gibi. Sanki daha önceden scripted her şey. Yani daha önceden bilgisayara yazılmış. Anladın mı? Sen scripted bir şeyi şey yapıyorsun. Bir de oyunlar scripted olunca ne oluyor abi? oyunlar kaybetmeye programlanır. Anladın mı? Senin kazanman gerekiyor. Oyunlar kaybetmeye programlanır. Neden böyle bir şey dedim bilmiyorum animasyonlar ve animasyonlardaki akıcılık. Sanki bir insanın kontrol ettiği bir karaktere bakmıyormuşuz gibi hissettiriyorum ve bu da oyuna karşı şüphelerimi ciddi yükseltiyor. Şimdi oyunun yayınlanan ilk videosunda yani aydan önce çıkan ilk videosunda hareketlere baktığınız zaman çok daha küt, çok daha sert hareketler görebiliyorsunuz. Ve bu hareketlere bakınca kafamda pek çok soru işareti olsa da bu yalandır diyeceğim bir imkansızlık da görmüyorum yani. Ya tabii her şey yalandı olan fake olabilir o ayrı ama hani bakınca o hissettirmedi bana. Burada tek bir soru işaretim oldu mesela. Silah sabit bir noktada dururken kafamız nasıl sağa sola hareket ettiriyoruz onu merak ettim. Yani mouse sağa çevirince oyuncu olarak Olarak kafam dönüyor ama silah nasıl sabit kalıyor? Silahın sabit durması için ekstra bir tuşa mı basılıyor böyle bir sistem mi yapmışlar falan? Bunları merak ediyorum ben mesela bak işte gameplay noktasında burada çöküyorsun Ben mouse'u çevirdiğimde hangisi olacak mesela? Silah tadımı dönecek. Mesela ben ateş etmek istiyorum. Silah neyle döndüreceğim ya da karakteri atıyorum. Silah W A ile çevirdim ki saçma olur. Ee, karakteri neyle hareket ettireceğim jarçurtu hepsinin şey mantığı olması gerekiyor. Ha, bu merak Anlatabiliyor muyum? <laughs> Anlayanlar 31. Sadece yapımcının olayı nasıl ele aldığını merak ediyordum yani. Fakat 6 ay sonraki videoya bakma yani bu videoya bakma çok daha fazla soru işaretim oluştu. Bir kere bu el kol titremeleri vesaire kameraların agresif hareketi bir FPS oyun için çok fazla. Yani sadece W'ye bastığım bir oyunda bu kadar titreme bu kadar fazla hareket inanın mide bulandırıcı bir hal alır yani. Böyle videosunu seyrettiğin zaman gerçekçi olabilir abi ama gerçekçi olması oynarken keyifli olacağı anlamına gelmiyor. Bu kadar titrek kamera bu kadar el hareketi fazla olan bir karakterle FPS oyun oynamak bana çok işkence bir fikir gibi geliyor. Şu sana da mesela koşuya başlama, koşarken bir anda durma, sağa sola yumuşak şekilde bakma, eğilme falan bu Bunlar klavyeli oynanan bir oyun için çok yumuşak hareketler. Ya klavyeli oynarken sola gidip durmak için A'ya basıyorsun. Adam parmağını çekince karakter zınk diye durur. En fazla şöyle durur yani. Hani anladın mı? Hani gider gider şöyle durur. Yani bu kadar momentum olur. Şey biz ha neye basıp da görüyoruz? Sponsora parantez. Bu da videomuzun destekçisi Battle Teams. İkiye de parantez açalım. Kendisi ülkemizdeki ilk büyük beta testlerini çok yakında yapacak bir FP. Allah Allah bu ne lan? hızlı ve öğrenmesi çok kolay bir yapı. Türkiye tarafına gelirken de güzelliklerle gelen bir yapı. Misal oyunda Türkçe dil desteği mevcut ama öyle sadece arayüzde değil abi. Oyundaki tüm seslendirmeler Türkçe dublaj. Oyunu yayınlayan ekip yerleştirme konusunda oldukça hassas çalışmış. Ayrıca Türkiye'deki oyuncular... Allah Allah! Bu ne lan? Ülkemize direkt server da Normalde oynarken abi yurt dışı serverlarına bağlanmak durumunda kalıyoruz. Bu da ping artışlarına sebep olabiliyor online oyunlarda. Burada yine Türkiye serverları sayesinde çok... Abi bize... bıkmadılar şöyle oyun yapmaktan ha. ...tam bir online deneyim edinmeyi... Ya Battle Royale'in modası geçti gibi geliyor bana. Size de öyle geliyor mu? Biz ...mümkün. Oyunun kendisine bakacak olursak da farklı modlar barındıran bir online oyun var karşımızda. Fp ya ya daha ne Netflix kadar yeni yani Fortnite peakini yaşattı bize. Warzone iyiydi. Apex var. PUBG bir şekilde hala var nasıl olduğunu bilmiyorum ama yani daha ne kadar böyle askeri simülasyon oynayabilirsin gibi bir oyuncu olarak bana öyle geliyor ben artık mesela God of War ne bileyim geçenlerde Valhalla'yı bitirdim gibi bitirmedim ama Aybars Şalgam e, bana spoiler verdi şerefsiz e, oyunun sonuyla alakalı Valhalla'yı bitirecektim bitirmiyorum Team Deathmatch maç var. Bomba imha modu var. Bunun dışında 25 vs 25 çarpışılan modları var. Ya her sene Call of Duty çıkıyor zaten. Yani öyle bilmiyorum ya. Her sene çıkan oyunlardan baydım ben artık. Onu demeye çalışıyorum. Yani her sene bir oyun çıkıyorsa abi bok gibi oyundur. Bu arada parantez içinde FIFA oynuyor. Ya FIFA futbol simülasyonu başka oyun yok. Hadi FIFA'yı zorunlu alıyorsun. Anladın mı? Mesela Call of Duty almana gerek yok. Bir sürü oyun var. Yani muadili şey bir sürü oyun var yani Call of Duty'de yenilik de yapılmıyor Battlefield da aynı bok her sene çıkan oyundan bir bok olmaz yaz kenara ben arkadaşlarıma Yaz kenara alacağım, bunu. Yapay dalacağım diyorsan PV modları var. Birazdan da, da Redfall red oynayacağız ha. Survival modu da var. Model Anlayacağımız model mod konusunda oldukça fazla çeşit çıkarılmış bir oyun Battle Teams 2. Oyun, Battle 2. bu tarz böyle oynaması ücretsiz oyunlarda pay to win endişesi de olabiliyor oyuncularda. Oyunun arkasındaki firma kesinlikle pay to win durumunun olmadığını belirtiyor yani bu açıdan da bilginiz olsun. Görsel olarak oyun hmm. oldukça şık. Sistem gereksinimleri konusunda da epey kullanıcı dostu. Oyunun beta süreci de dediğim gibi 20 Nisan'da başlıyor. Bu süreçte siz de oynamadık mı? Bu kadar laf ettikten sonra. Hangi Bu kadar laf ettikten sonra Neydi? oynamadık mıydı? Fazla iyi seviyede. Esporcu oynuyormuş. Oyunu olan şüphemi arttırıyor diyorduk benim bugüne kadar hem animasyon anlamında hem de akıcılık anlamında gördüğüm en iyi yapım Last of Us Part idi. Karakterler mükemmel animasyonlara sahiplerdi. Her hareketlerine ayrı animasyonlar yapılmıştı. Fakat ona rağmen oynaması işkence değildi. Çok akıcı bir oyun deneyimi veriyordu. Raider 2'de de animasyonlar çok iyidir ama onu oynamak için biraz cebelleşmen gerekir. Çünkü ağırdır karakterler. Yani böyle kallavi firmalardan çıkan oyunlar bile anca bu animasyon işlerini toparlarken bir bağımsız geliştiricinin bu kadar iyi animasyon ve akıcılığı birleştirmiş olması çok yani çok ne bileyim gerçekçi gelmemişti bana. Zaten benim için de Unrecord'u enteresan bir oyunmuştan şüpheli oyun seviyesine çeken sebep buydu. Tabi bu şüphe bu arada sadece bende değil çok fazla insanda oldu. O yüzden yapımcı oyunun gerçek zamanlı oynanabildiğini gösteren bir video da paylaştı. Ve itiraf edeyim bu videodan sonra için biraz rahatladı. Çünkü oyunun aktif olarak oynanabildiğini görünce ha dedim evet gerçekten bir şeyler yapıyor. Ha. ha. ben bunu görmemiştim bak. Çünkü o merak ettiğim oyunu hızlı oynamaya çalıştığın zaman, ritmik oynamaya çalıştığın zaman... O zaman şey diyeyim mesela mouse'u sola çeviriyorsun. Tamam mı? Bak bu oyun nasıl biliyor musun? am gay bro. <laughs> Mouse'u bu oyunda sola çeviriyorsun ya. Mesela karakter şöyle diyor. Sola çevir beni şimdi. Tamam mı? Bak sola Delaylı gidiyorum anladın mı? Böyle hani Delaylı gidiyor. Anladın mı? Mesela sağa çeviriyorum. Delaylı gidiyor. Yani kamera Ben böyle yüzüm böyleyken silah buradan gidiyor. O zaman nasıl gözükecek bu oyun sorusunun cevabını Ya bak sıkıyor mesela olabilir. Tamam fragman cool olması için özel hazırlanmış bir fragman onu anlayabiliyorum ama bu kadar cool video hazırladığın zaman da gerçek dışı geliyor insana O yüzden yapımcıların böyle şeffaf şekilde soru işaretlerini gidermeye çalışması hoşuma gitti Halbuki hiçbir şey paylaşmıyor. Ya yok. burada test alanında abi adam play'e basıyor işte bu Unreal Engine içinde bak Oyunu oynaya basıyor karakter iniyor istediği kadar sıkıyor istediği kadar sağ sol yapıyor Ben şey sanmıştım bütün görüntü script Hani Film izliyormuş gibi gidiyor Belli noktalarda sen seçim yapıyorsun gibi hissetmiştim izlerken olmuş oldu. Tamam, Anladınız mı? Olması için özel hazırlanmış bir fragman onu anlayabiliyorum ama bu kadar cool video hazırladığın zaman da gerçek dışı geliyor. Anladık insan. Anladık abi. Özel yapımcıların böyle şeffaf şekilde soru işaretlerini gidermeye çalışması hoşuma gitti. Halbuki hiçbir şey paylaşmayıp insanların birbirleriyle... Sende de dondu bu arada Kemal. Ancak soru işareti artınca hızlıca bir oyuncu videoda paylaştılar ve sonrasında hala da ikna olmamış kişiler... Onu görmedim. ...yeni şeyler de paylaşacaklarını söylediler. Yapımcılar genel olarak insanların şüpheci olmasını beklemediklerini ama bu kadar şüpheci olmalarını anlayabildiklerini söylüyorlar. Çünkü oyun dünyasında pek çok sahte şey dönüyor. Ya tabii tüm bunların üzerine Unrecord hala da sahte bir olabilir. Böyle bir oyun yapılmıyor da olabilir. Fakat yapımcı bizden bir para talep etmediği için hani oyunu fonlamaya çalışmadığı için benim için problem yok. Sonuçta bir oyuncu olarak cebimden bir şey harcamıyorum Marnie fragmanlarına bakarken. Oyunun ön siparişi falan da yok zaten. İçimdeki oyuncu böyle bir oyunun gerçekten geliştirilmiş olmasını istiyor, diliyor. Ancak ne olursa olsun oyunu bitirdikleri zaman bu videodaki gibi olmayacağını düşünüyorum. Daha az gerçekçi animasyon barındıran, daha akıcı bir deneyim sunmaya çalışan, bu kadar gerçekçi gözükmeyecek bir final sürümü olacaktır diye düşünüyorum. Ki daha çıkmasına çok var bu arada. Erken geliştirme sürecinde olduklarını söyleyebiliriz. 2024 mi çıkar 2025 çıkar ne zaman çıkar belli değil. Tabii oyunu sahte mi gerçek mi tartışması değil sıra başka bir tartışma daha var ortada dönen. Oyun sonuçta ultra realistik seviyede bir şey barındırıyor yani hem görüntü olarak hem oynanış anlamında. Bu yüzden de farklı yorumlar dönüyor. Mesela şey yorumu görmüştüm işte çocuklarımız bunu oynarsa gerçek şiddete özendirilecekler gibi bir şey görmüştüm. Ya kaldı ki teknik olarak çocukların bunu oynamaması lazım ya sınırı diye bir şey var sonuçta. Ama oynarlarsa gerçek şiddete özenecekler mi falan böyle muhabbetin dönmesi de gene enteresan geldi bana yani. Bazı kişiler de polis şiddetine yönelik bir övgü ya tam tersi bir durum mu olacak gibi bir soru yöneltmiş. Ama tamam. Amerika konusu bu arada ya. Tam Amerika konusu son söylediği. Tam böyle Amerika'da tartışılacak bir şey bu ajandaları olmadığını söylüyorlar. Biz sadece polisiye bir hikaye yapıyoruz diyorlar. Bu arada firma Fransız bir firma. Merak eden varsa Fransa menşeli diyor. Anvikor dışında bir oyun daha var bahsetmek istediğim. Bu da Tenet of the Sparks. Bunu da çok değinmeden geçmek istemedim bu video çünkü uygun bir teması var. Şimdi bu oyunun fragmanı çıktığı zaman bayağı bir insan beni tekledi sağ olsun. Bak abi böyle bir şey var, böyle bir şey geliyor falan diye. Ben de fragman seyrettiğim zaman dedim ki ya tamam böyle bir şey geliyor olabilir ama bu konsept bir fragman. Yani bir oynanış değil. Şu görmüş olduğunuz şey gerçek akan bir oyun görüntüsü değil aslında. Tamam ben özenle hazırlanmış CG. Allah Allah. Yapımcılar bunu paylaşırken işte oynanış videomuzu videomuz diye paylaştılar mı onu görmedim. Ama oynanış videosu olarak paylaştılarsa yanlış bilgi. Çünkü bu animasyon kalitesi, bu akıcılık, bu atılan her yumruğun doğru yere oturması, silahın tam doğru noktadan alınması gibi şeyler gerçek bir oyunda bu şekilde mümkün değil olamaz. Bunun nedenini anlatabilirim ama bunun için ayrıca bir 10 dakikalık video yapmak lazım yani. Ama az çok zaten oyun oynamışsanız, oyun fragmanlarını görmüşsünüz. Yani spesifik olarak o animasyonu yapmadıysan yapmaz oynadığınız oyunları şöyle böyle getirirseniz bu kadar temiz ya da motion capture yapmadıysan oyun görüntüsü görünce kıllanmanız gerekir bu gördüğünüz şey oyunla alakalı bir konsept videodur yani oyun çıktığı zaman böyle bir şey olmasını aşağı yukarı planlıyoruz gösteren bir videodur ama kişisel olarak şunu söyleyeyim ben bu tarz videoları hiç sevmiyorum çünkü fazla aldatıcı oluyorlar yapan kişilerin öyle bir niyeti olmasa bile belki de milyonlarca insan şu anda bu oyunun böyle gözüktüğünü düşünüyor olabilir oyunun yapısı da bu arada farklı zaman e zaten şimdi yapan kişinin de beklentisi o yani Şimdi kimse birbirini kandırmasın abi. Marketing diye bir şey var ya. Ya bu bunu yapan adam ay acaba yanlış mı anlarlar diye düşünmüyor. Zaten yanlış anlamını istiyor senin. Anladın mı? Senin öyle anlamanı istiyor. Yani görüntüler böyle olacak anlamını istiyor. Sen sadece markette fazla bulunan bir kişiysen anlıyorsun neyin ne olduğunu da. Yani random biriysen, böyle casual biriysen oyunlar hakkında falan. Sen böyle zannediyorsun. O boyun böyle olacak falan zannediyorsun. Anladın mı? Tam An dilimde ne giden bir karakteri konu alıyor. Yani aslında her şeyde bu böyle gerçek ki. Gerçek zamanlı düşün. Reklam kandırmak içindir. Savaşırken bir anda atalarına gidiyorsun işte böyle. Viking çağına gidiyorsun ve orada dövüşmeye devam ediyorsun. Ondan sonra daha da geriye gidiyorsun falan böyle. Yani farklı zamanlarda dövüşen savaşçı kurgusu. Tabii bunu yapabilmek için SSD hızlarının da uçmuş olması lazım. Çünkü bir anda bölüm değişiyor yani. Yeni bölümü yüklüyorsun. Sonra gidiyorsun eski yeni bölümü tekrar yüklüyorsun falan. Yani teknik olarak da biraz layout'ları aynı duruyor ama bölümlerin ya. O kadar da zor değil gibi sanki. Zor bir iş bu oyunu yapmak. Imkansız değil. PlayStation 5 yapmadı mı bunu? Yapabilirsin ama daha teknik olarak değişik bir şey denemen lazım. İşin özü fikri olarak güzel olsa da bu gördüğümüz şey bende zerre heyecan uyandırmıyor. Çünkü bu tamamen bir insanın hazırladığı bir film yani. Film sahnesi gibi düşün işte. Ya bununla oyuna döndüğü zaman nasıl olacağı ile alakalı hiçbir fikrim yok. Eğer oyun sizin de ilginizi şekli... çektiyse de oyun eğlenceli olacak Piyasa, mı? Aklınızda... Şu an sadece bir düz platformer gibi bir oyun değil mi? Olsun. Bu oyunun bu şekilde piyasaya çıkma ihtimali Mesela ben şu ileriye gidebiliyor muyum bu oyunda abi? Şuraya gidebiliyor muyum? Şu arabanın olduğu yere gidebiliyor muyum? o zaman oyun oyunu olur. Ama sadece düz bir çizgi üzerinde adamlar geliyor dövüyorum işte oyunu. Record'dan bin kat daha düşük yani onu bilin. 2.5D dedikleri. Son olarak daha önce de bahsettiğim bir oyunu tekrar anmak istiyorum. Bodycam kamera açısı dedik ya onu da es geçmeyelim. Paranormal Tales diye bir oyun da geliyor. Onda da bodycam kamera açısı kullanılıyor. Ama aksiyondan ziyade kendisi bir first person korku oyunu. Zamanda bu görüntüleri kaydeden insanları yönettiğimiz bir yapısı var aslında oyunu. Siz böyle bir yerlerde kasetler buluyorsunuz. O kasetleri teybe takıyorsunuz ve bir anda bir insanın kaydettiği görüntüleri görüyorsunuz. Sonra da o insanı yönetiyorsunuz aslında. Ve dediğiniz kasette de oyun farklı bir deneyime odaklanacak. Yani yani tek bir korku yapısından ziyade birden fazla korku yapısı sunmayı amaçlıyor gibi anladım. Bu arada tamamen hikayeli bir ön kendisi onu söyleyeyim. PT'den esinlenerek geliştirilmiş bir yapım. Hikaye korkusuna oldukça önem vereceğini belli ediyor zaten. Bu arada oyun açıklamasında sadece bodycam olmayacağı söylenmiş. El kamerası, telefon ve benzeri şeylerden de oyunu göreceğiz, deneyimleyeceğiz. Bu yüzden dedim direkt olarak Unrecord gibi değil ama benzer kafada başka bir iş işte. Korku sevdası varsa bu oyunda göz hapsını almayı unutmayın. Oynamadık mı? Enteresan bir deneyim verebilir. Hani dersen ki sen bakacak mısın? Hayır bakmayacağım. Kesinlikle bakmayacağım. Çünkü en sevmediğim oyun türü öt patlatan oyun türüdür. Nefret ederim. Gene güzel bir video. Neydi abi oyunu? Gel yani panoron, panon, paranormal tales.